kekik, lamiyase yani ballı babagiller ailesine dahil özel kokulu çok yıllık otsu bitkilere verilen genel addır. Ülkemizde yetişen origanum yani boylu kekik, timbra yani sivri kekik, timus yani kaya kekiği, koridotimus yani tımari ve satureya yani zahter cinslerine dahil muhtelif türlerin yeşil toprak üstü kısımları kekik adıyla anılır. Ticareti yapılan tüm kekik türleri uçucuya içerdiği için karakteristik kekik kokusuna sahiptir. Ticarette kullanılan kekik türleri Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde deniz seviyesinden yüksek yaylalara kadar olan bölgelerde yetişir. Türkiye'nin kekik ihracatını oluşturan başlıca türler şunlardır. Origanum monites yani bilyalı kekik, peynir kekiği veya İzmir kekiği. Origanum vulgare subspecies hirtum. Yani kara kekik veya İstanbul kekiği. Origanum minutiflorum. Yani sütçüler kekiği, yayla kekiği veya toka kekiği. Oregano majorana veya diğer adıyla origanum dubium. Yani beyaz kekik. Oregano syriacum variete bevanii. Yani İsrail kekiği veya Suriye kekiği. Ayrıca timbra spicata yani sivri kekik. Corridotimus capitatus İspanyol kekiği veya tımari, Timus cochianus yani bitlis kekiği ve Saturea cuneifolia yani zahter de doğadan toplanan kekik türleri arasındadır. Kekik ne zaman ve nasıl hasat edilir? Kekik bitki %50 oranında çiçeklendiğinde yani genellikle yaz aylarında hasat edilir. Hasat toprak seviyesinden 5-10 cm yükseklikte gövdenin keskin bir bağ bıçağı veya bağ makası yardımıyla kesilmesi suretiyle yapılır. Bitkinin kök yapısına zarar verecek şekilde elle kopartarak veya köküyle sökerek toplama asla tavsiye edilmez. Her öbekte birkaç ferdin bırakılması bitkinin neslini sürdürebilmesi için şarttır. Kekikte en büyük tehdit erken hasattır. Erken hasat edilen bitkilerde uçucuya verimi ve bileşimi henüz istenen seviyeye gelmemiş olduğundan o kekikler alıcı bulamaz, reddedilir ve ziyan olur. Toplanan kekikler bağlanıp denk yapılarak veya çuvallanarak kurutma yerine getirilir. Bitkinin rengini ve kokusunu koruması için gölgede kurutulması önemlidir. Temiz bir yerde edilen yerden yüksekliği olan kafes telli kasalar veya tahta ızgaralar üzerine serilerek kurutulması gerekir. Serme yüksekliği 20 santimetreyi geçmemeli ve bitkiler sık sık alt üst edilerek kızışmalara önlenmelidir. 10-15 gün içinde kuruyan kekikler yaygılar üzerinde sopalarla dövülerek veya patoz makinesinden geçirilerek saplarından ayrılır. 20-25 kiloluk temiz bez çuvallara doldurulduktan sonra havadar ve rutubetsiz depolarda muhafaza edilir. İracatı yapılacak kekikler fabrikalarda sarsak eleklerden geçirilip yabancı madde, taş, toz ve çöplerinden ayrılarak temiz hale getirilir. Kalın kağıttan mamul ambalaj torbalarında muhafaza edilir ve pazarlanır. Türkiye dünyanın en büyük kekik üreticisidir. Dünya pazarlarına en temiz kekik'i sağlamakla ün salmıştır. 2009 yılı verilerine göre Türkiye'deki kekik tarım alanları 85 bin dönüm olup 12 bin ton kekik üretilmiştir. 2011 yılında Türkiye 13 bin tonun üzerinde kuru kekik ihraç etmiş ve 30 milyon dolar gelir elde etmiştir. Kekik yemeklere lezzet verici çeşni ve tıbbi çay olarak kullanılır. Damıtlarak elde edilen kekik yağı ve kekik suyu da ticari ürünler arasındadır. Kekik yağı romatizma ağrılarında cilde sürülerek ağrı kesici ve yara iyileştirici olarak kullanılır güçlü mikrop öldürücü özelliğe sahiptir. Kekik suyu sindirim sistemi düzenleyicisi olarak ve hastalıklardan korunma amacıyla içilir. Halk arasında şeker hastalığında ve kolesterolü düşürücü olarak kullanımı yaygındır. Kekik yağı son yıllarda yemlere katılmaktadır. 2006 yılından itibaren Avrupa ülkelerinde antibiyotiklerin yemlere katılması yasaklandığı için antibiyotik yerine kullanımı gitgide artmaktadır. İlaç yapımında kullanılacak olan kekikler İzmir ve İstanbul kekiklerinden elde edilmeli ve Avrupa farmakopesi standartına uyumlu olmalıdır.